Sayın Karakuş size geleceğim. Sayın Ağar'la harita üzerinden devam edelim. Aslında Sayın Karakuş'un söylediği konu haklılığımızı diplomatik kaynaklarla Avrupa Birliği'ne, NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e bunu net bir şekilde ifade edelim diyor Sayın Karakuş. Ben de buradan devam etmek istiyorum. İki NATO üyesi. Ülkeden söz ediyoruz ve uzun bir süredir konuşuyoruz. Ee, sorularımdan biri yayın başladığı andan itibaren e, Türk güvenlik güçleri orada olsaydı ne olurdu? Sıcak bir çatışma ile karşı karşıya olur muydu iki NATO ülkesi? Ee, Sayın Ağar haritayı arkadaşlarımız arkanızda e, getirdiler. E, Ege'de bir çatışma olsa NATO nasıl etkilenir? Şimdi Ege'de bir çatışma olduğu zaman e, NATO'da ee, bir kere kendi içinde çok büyük bir kırılganlık kendisini gösterir. Şimdi e, tabii böylesine bir evrede e, bir kırılganlık arzu ediliyor olabilir mi? Arzu ediliyor olabilir. Bunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü sonuçta e, özellikle Türkiye'nin, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönem ortaya koymuş olduğu bir takım hamlelerle özellikle Güney Kıbrıs'ın kesimi, Adalar ve Yunanistan kullanılarak ...yığınak anlamında, askeri yapılanma anlamında... ...yani jeopolitik yapılanma anlamında... ...bypass etmeye dair bir gayreti var, bir çabası var. Şimdi bir diğer tarafıyla bu gayret ve çaba... E, ...Türkiye'yi ablukaya almaya çalışan... ...bir başka e, fotoğrafı da kendi içerisinde barındırıyor. Şimdi bu fotoğraf... E, ...şu şekilde de değerlendirilebilir. Yani ben hani bunu okurken şöyle bir temel cümle kuruyorum. İnisiyatifin ele alınması. Şimdi... Yunanistan ve YPG PKK. Şimdi Türkiye'nin şu an uğraştığı temel iki konu. Ve iki konu aslında çok ilginç şekilde birbirine bağımlı. Şimdi burada önemli olan şey şu. Var olan değerin bir şekilde ispat edilmesi veya gösterilmesi. Veya bir başka boyutuyla şu an değer verdiklerinin değersizleştirilmesi. Bunun sırrı nerede? Bunun sırrı bana sorarsanız Ege'de değil. Bunun sırrı bana sorarsanız özellikle Suriye'de ve Irak'ta. Şimdi bugün Türkiye öncelik vermiş olduğu alanlarda sonuç aldığı takdirde yani Türkiye'yi hedef alan bir jeopolitik denklemi bozduğu takdirde Türkiye ile beraber hareket etmeye onları mecbur kılacak. Şu an eğer YPG PKK ile ilgili bir inisiyatif geliştirmeye devam ederlerse bu inisiyatif hem YPG PKK üzerinden hem de Yunanistan üzerinden güçlenerek Türkiye'yi de etki altına almaya çalışacak. O yüzden Yunanistan'la Ege'de bir kavgaya tutuşmak yerine şu an mücadele ettiğimiz alanlarda ve mücadelemizin alanlarını derinleştirerek burada teolojik ayakları da olan, Milenyum Armagedon ayakları da olan o ihtirası çölün kumlarına Badiye'ye ve Cezire'ye gömerek buradaki mücadeleyi buradan kazanmaya dair bir e, inisiyatifimiz var, bir fırsatımız var. Ve aslında çok ilginç şekilde Yunanistan'ın ortaya koymuş olduğu bu yaklaşım, bu yaklaşım bizim özellikle Suriye'deki Kürt sosyolojisini YPG PKK'nın elinden alacak şekilde özellikle Kamışlı ve aynen Arap eksenlerine hareket yapacağımıza dair söylemin ortaya çıkmasıyla beraber kendisini gösterdi. Şimdi burada önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Sayın Erdoğan'ın Trump özürle Biden'la yapacağı görüşme de dahil olmak üzere bu süreçler yani bir olası Suriye'ye yapılacak harekatın veya Irak'taki ortaya çıkacak olası etkin derinleşmesine dair ortaya çıkacak hamlelerin son derece kritik bir diplomatik süreci var. Bir uluslararası hukuk süreci var. müzakere süreci var. Bu süreçlerin tamamlanması ve harekatların harekatın bir şekilde yapılanmasıyla beraber harekatın sonuçlarına bağlı olmak üzere Yunanistanla ilgili meselede bir şekilde rayına gireceğini düşünüyorum. Yani benim bununla ilgili temel öngörüm şu: Diğer tarafıyla hem Irak'taki hem Suriye'deki oluşumlarla ilgili enerji kaynakları ile ilgili inisiyatifi eline alan. Bir diğer tarafıyla oradaki varlığını ve gücünü ispat etmiş bir Türkiye'nin bir diğer tarafıyla Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili iradesini, etkisini ve kararlılığını devam ettirmesi ve buradan bir şekilde sonuç alması da ortaya çıkan denklemin sonları hiç etkileyecek. Ben özellikle şunu söylüyorum. Bakın, Ukrayna Savaşı'nın üretmiş olduğu temel bir gerçeklik var. Bu gerçeklikte Türkiye'nin hem karasal anlamda Avrupa'nın ihtiyacı olan enerjiyi üzerinden bir şekilde enerjiyi fiyatlandırarak geçirmesi. Bir diğer tarafıyla Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerindeki ağırlığını ve inisiyatifini ortaya koyması ve buradan hakkını alması Türkiye'nin vazgeçilemeyecek bir ülke <laughs> olduğuna dair temel parametreler ve temel inisiyatifleri Türkiye'nin sunacak. Ama bunları yapamazsak. Yani Irak'taki ve Suriye, örneğin Irak'ın doğal gazının veya e, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Çemçem Çemçemal'deki, Hormor'daki çıkartılacak doğal gazın Türkiye üzerinden değil de bir şekilde YPG, PKK sözde terör devleti üzerinden, Ürdün üzerinden İsrail aktarılması gibi bir takım projelere gerçekleşmesine yol verirsek veya bunlar gerçekleşirse Türkiye'nin enerji terminali olma, enerjiyi fiyatlandırma konusundaki inisiyatifler elinden alınırsa Açıkçası nasıl geçen yüzyılda değersizleştirilmişsek kaynaklarımızdan uzaklaştırılarak bu yüzyılda da benzer bir akıbetle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden benim temelde öngördüğüm mesele şu. Enerji ile ilgili inisiyatiflerimizi kesinlikle elimizden kaybetmemeliyiz. Aksine çok daha fazla bir şekilde güçlendirmeliyiz. Şimdi şöyle bir cümle kuruluyor. Bu cümlenin yanlış yanlış değil eksik diyelim aslında. İşte Nedir? Örneğin Mısır doğalgazının, İsrail doğalgazının, Katar doğalgazının, Irak doğalgazının, Irak'ın kuzeyindeki bölgesi yönetim doğalgazının, Türkmenistan doğalgazının, İran doğalgazının, hatta Azerbaycan'la birlikte Kazakistan'dan gelen boru hatlarının hepsinin Türkiye'den geçmesi. Hayır, ben artık öyle düşünmüyorum Gökçe Hanım. Bu boru hatlarıyla ilgili fiyatlandırmanın Türkiye tarafından yapılması kaynağımız yoksa bile, kaynaklardan elde etmiş, olmuş, etmiş olduğumuz rezervlerin Türkiye tarafından fiyatlandırılması ve Avrupa'ya satılması. Şimdi bunların hepsi son derece önemli, jeopolitik katmanda uğraşılması gereken son derece büyük hayati ve can alıcı problemler yani e, konular. Ümit ederim başarırız. Bir diğer tarafıyla kadük kalmaması gerekiyor. Tek ayak üzerinde duramayız. Doğu Akdeniz'de bakın bizimle ilgili korkunç bir kurgunun altında imza atıldı. Bu imzanın altında özellikle Avrupa Birliği'nin imzası var bu oluşumun altında. Ne yaptılar? Güney Kıbrıs Rum kesimini Türkiye'siz bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni işgal edilmiş topraklar olarak tanımlayıp Avrupa Birliği'ne aldılar. Ve bunun üzerinden Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden Yunanistan'ın Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki adaları üzerinden ...münhasır ekonomik bölgeler oluşturup... Evet. ...Türkiye'yi dışladıkları bir... E, ...Doğu Akdeniz denklemi oluştururlar. Böyle olunca... ...bu iki konuya... ...yani enerji kaynakları ile ilgili... inisiyatif konusu... ...bizim için son derece hayati. Hem Irak tarafı son derece hayati... ...hem Doğu Akdeniz tarafı son derece hayati. Çünkü buralarda çok korkunç bir mücadelemiz var. Evet. Yani bugün... ...işte şehitlerimiz var yine Zap'ta... ...ruhları şad olsun... Bu Allah anlamda yapılan gelin. mücadele için, bu, bunun için yapılan bir mücadelemiz var. Bu Irak, Irak'ta, Suriye'deki inisiyatifimizin artırılmasıyla ilgili bir mücadelemiz var. Bakın tekrar söylüyorum. Irak'ın, Suriye'nin toprağında bir, bir karış toprağında gözümüz yok. Ama Irak ve Suriye'nin istikrarsızlaştırıldığını bölünme riskleri ürettiğinde görmek zorundayız. Şimdi böyle bir fotoğraf ortaya çıkarsa Türkiye tutmuş olduğu köprü başlarından veya kıyı başlarından daha ileriye, daha derine doğru akmakla ilgili planlarını ve hazırlıklarını evet. bir şekilde yapmak zorunda. Burada bir cümle kuracağım. Evet. Şimdi kuvvet çarpanlarıyla ve kuvvet bileşenleriyle ilgili bir meseleyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu temel gerçeklik üzerinde açıkçası devletimiz bunları mutlaka düşünüyordur ama bize toplumsal bir bilinç geliştirmek adına bu cümleleri ben e, kendi adıma kurmak ihtiyacı duyuyorum. E, bakın, Irak ve Suriye'ye yoğunlaşmışken kuvvet çarpanlarıyla ve kuvvet bileşenleriyle ilgili Ege'de, Trakya'da, karasal anlamda bir takım hassasiyetler yaşamamak adına bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu ve hızlı bir şekilde alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda yeni bir takım tedbirlerin geliştirilmesi Türkiye'nin geleceği açısından, kararlılığının gösterilmesi adı açısından gerektiğinde etkisinin icra edilmesi anlamında da büyük bir değer taşıdığını buradan ifade etmeliyim efendim. Peki. E, Sayın Yücel, NATO başlığıyla devam edelim. Çok teşekkür ederiz Sayın Ağar. de yerinizi <laughs> alabiliriz. Şimdi e, NATO denilince ve iki ülkenin işte gerginliğini takip ediyoruz. Az önceki o e, taciz ateşinden söz ettik. Ve orada Türk yetkilileri olsaydı, sahil güvenlik ekibi ya da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ekipler çatışma olur muydu? Ve ardından savaşa kadar giden sonuçla karşı karşıya kalır mıydık? Amerika Birleşik Devletleri, Ege'de bir çatışma mı istiyor? Göze alır mı? NATO da alır mı? Ne ne istiyor? Bir defa yani NATO Amerika Birleşik Devletlerinden habersiz bağımsız hareket etmez. NATO'nun patronu Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Yunanistan'daki politikası aynı zamanda NATO'nun da politikası. Bunu açıkça söylemeselerdi. Ama Türkiye'nin reflekslerini nasıl etkisiz hale getiriyorlar? Mesela son açıklamadan hareketle aktarmaya çalışayım. NATO Genel Sekreteri ne dedi bu en son yaşadığımız krizden sonra? Diplomasiye davet ediyorum tarafları dedi. Şimdi diplomasiye tarif davet ediyor da mesela istikşafi görüşmeler 50'ye 60'ı buldu. Buyurun diplomasi. Diplomasi'den çözüm çıkıyor mu ya da Şimdi en son güven arttırıcı toplantıların dördüncüsü Ankara'da yapılacak yanlış hatırlamıyorsam. Buyurun diplomasi. Yani NATO Genel Sekreteri bizi nereye davet ediyor? Biz zaten Ankara'ya Yunanistan'ı davet ediyoruz ve Yunanistan neden gelmiyor? O yüzden dedim 2021 yılında Yunanistan'ın yaptığı anlaşmalar şu anki cüretkar adımlarının zeminini oluşturuyor. Eğer Eylül ayında Fransa'yla taraflardan birine yapılan silahlı müdahale diğer tarafın yardımını sağlayacaktır maddesini Macron'la imzalayınca Fransa ile imzalayınca Müçotakis dün şunu der, Müttefiklerim var der. Ya da Nisan ayında İsrail ile tarihlerinin en büyük askeri anlaşmalarını imzaladılar. Ekim ayında ABD Dışişleri Bakanı ile Washington'da Yunanistan süresiz ittifak stratejik ittifak anlaşması yapıyorlar. Üstelik sürede koymuyorlar 5 yılda bir yenilenen anlaşmayı. Dolayısıyla Yunanistan ee, arkasına bir e, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa bunları hatta Mısır'la elektrik anlaşması kendi güvenliklerini sağlayacak başka anlaşmalarda yapıyorlar. Ve burada şunu iyi görelim. Ee, Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nden habersiz hareket edebilecek bir irade ve kudrete sahip değil. Zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez bizim batı sınırımızda artık Amerika var diyerek söyledi. Hatta son açıklamasında bizim muhatabımız... Değil Yunanistan diyerek de bence onu ima etti. Reklam ekibinin sözlerinizi tamamlamanız için reklamdan Peki. sonra sizinle de devam Bu etti. manzarayı bir de İsrail'in anti-dron sistemlerini adalara e, eklediğini düşünün. İşte o demir kubbe anlaşmasının da tamam. e, eklediğimizde. NATO başlığıyla devam etmek istiyorum. Peki. Sayın Yücel sizle devam edeceğiz.